bir soruyu sormuş. Sözlü okumayın demiş, sesli okumayın demiş. Sesli okumadığım sorunun cevabını nasıl sesli vereyim? Hani... Neyse ben şöyle cevap vermiş olayım yine inşallah da anlaşılır. Bir Müslüman hakkında bir şey duyduğu zaman kim olursa olsun bu, ister arkadaşı olsun, ister bu farklı bir bölgeden olsun, ister nişanlı sözlü olsun fark etmez. Yani bir Müslüman hakkında bir şey duyduğunda evli olan, yani doğru olan buna inanmamasıdır. Niye buna inanmamasıdır? Çünkü asıl olan Müslümanın Müslüman hakkında hüsnü zan yapmasıdır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُحَدِّفَ بِكُلِّ مَا سَمِعًا. Kişiye yalan olarak her duyduğunu aktarması yeter. Yani biri size bir şey aktardı, siz de buna inandınız, başkasına aktardıysanız eğer ben onun yalancısıyım veya günahı onun boynuna demek sizi yalancılıktan kurtarmaz. Hani bizim toplum yeni bir yol bulmuş kendisine. Bir şey anlatacak diyor. Valla diyor ben de falancanın yalancısıyım ama falan. Niye falancanın yalancısı oluyorsun? Yalancı Allah'ın düşmanıdır. Ne kendi yalancın ol ne başkasının yalancısı ol. Yani veya işte adam söze başlayacak diyor hocam gıybet gibi olmasın ama yapma o zaman. Yani madem gıybet gibi olmayacaksa yapmayacaksın o zaman. Yani bir Müslüman hakkında bir şey duyduğunda ona inanmaması gerekir. Çünkü asıl olan Müslüman hakkında hüsnüzan yapmasıdır, suizan yapmamasıdır. Fakat bu yayıldı, bir haber haline geldi ve artık insanlar bununla alakalı birbirlerine tavır alıyorlarsa en doğru olanı kardeşimizin yaptığıdır. Bizzat o Müslümanın yanına gidip güzel kardeşim seninle ilgili böyle böyle şeyler söyleniyor. Acaba sen bu konu hakkında ne dersin? Demektir. Ondan bunu dinlemektir. Şimdi diyelim siz İslam'ın öngörmüş olduğu bu davranışı yaptınız. Fakat karşınızdaki size küstü. Yani gittiniz ona sordunuz hani ben böyle böyle bir şey duydum diye. O da sizinle konuşmadı. Aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِنْ اَنْ يَحْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ سَلَاسِ. Müslümanın Müslümana 3 günden fazla küs kalması, onu hecretmesi caiz değildir. Yani 3 günden fazla size küs kalmışsa haram işlemiş demektir. 3 gün niye İslam yol vermiş? Çünkü insanlar birbirlerine öfkelendiklerinde tabiattır bu, fıtrattır. Bir kızgınlık oluşuyor. O kızgınlığı def edebilmek adına Allah Azze ve Celle 3 günlük bir hak tanımış. Fakat bu 3 günü geçtikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki يَلْتَقِيَنْ فَيُعْرِدُ هَذَا وَيُعْرِدُ هَذَا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَهُ بِالسَّلَامِ. O da yüz çevirir, bu da yüz çevirir karşılaştıklarında. En hayırlı olan selamı verendir. Yani sen diyelim gittin kardeşine, bak kardeşim sen benimle konuşmuyorsun, yanlış yapıyorsun, Müslüman Müslümana küsmez dedin. Yüz çevirdi senden, sen üzerine düşen vazifeyi yerine getirdin. En hayırlı insan olma yolunda bir adım atmış oldun. Sana küserse ondan sonra kendisi bilir artık. Senin yapabileceğin çok fazla bir şey yoktur. Ha, senin ahlakın çok geniştir, ben naza niyaza gelirim, bir şey olmaz ben kardeşimin nazını çekeyim dersen bu senin ahlakının güzelliğinden olur. Ama böyle bir mecburiyetin yoktur. Yani kendini naza veren, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yapan bir insanın peşinden koşma gibi bir mecburiyetin yoktur.